Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu bölümde kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Aralıklı envanter yönteminde 8 temel işlem nasıl kaydedilir? Bunu öğrenmeye çalışıyorduk. Son iki işlemimiz alış iskontosu, diğer adıyla alış indirimi ve satış iskontosunun kaydına bakacağız. Hemen tanımla başlarsam alış iskontosu şudur. Ticari malı aldıktan sonra, zamanlamaya dikkat edin. Ticari malı aldıktan sonra işletmeye yapılan indirimdir. Şimdi bu tanım üzerinde şöyle birazcık duracağız. Alış iskontosu ticari mallar hesabının alacak tarafına kaydedilir ve alış iskontosunda arkadaşlar zamanlama önemlidir. 1. Ticari malı aldıktan sonra yapılıyor. Yani alış anında yapılan indirimin kaydı olmaz. Günlük hayatta miktar iskontosu ya da tutar iskontosu yapılır. Örneğin 5 adet ürün alırsan sana bir tane de bedava vereceğim der. Faturayı düzenlerken 5 tane aldı, bir tane indirim yaptım der. Faturayı hazırlar. Muhasebeci faturanın dip tutarına bakar. Alış anında yapılan indirimin kaydı bu yüzden olmaz. Zamanlama ticari malı aldıktan sonra olacak. Yani sen bir ticari malı aldın. Diyelim ki 100 adet ticari mal aldın ve bu 100 adet ticari malı da 20.000 TL'ye aldın. Kredili olarak bunun kaydını yaptın. Yani ticari mal borçlu, KDV borçlu, velev ki satıcılar alacaklı dedin. Şu anda 100 adet malı 20.000 aldın. Yani senin birim maliyetin 200 TL. Bu malı alıp işletmeye geldin. Sonrasında satıcıya dedin ki ben sana erken ödeme yapacağım. Bana indirim yapar mısın? Olur dedi. Ya da başkasında bu ürünü daha ucuza buldum. Sen bana fazlaya satmışsın, indirim yap dedim. Ya da gittik yakasını çöktük, bir şekilde indirimi kazandık. Zamana dikkat. Diyelim ki siz bu işlemi 1 Nisan'da yaptınız. 1 Nisan'da 100 adet malı 20.000'e aldım. Kaydı tamam. Günlük kayıt tutmak zorundayım. Tarih 10 Nisan. Ticari malı aldıktan sonra karşı taraf, sebep beni ilgilendirmiyor, dedi ki sana 2.000 lira indirim yaptım. Bak, burada alınan malın maliyeti kavramı belirleyicidir. Tamam. Burada 2.000 liralık bir indirim söz konusu oldu. Bu mal başlangıçta size 20.000 liraya mal olmuşken ticari malı aldıktan sonra size indirim yapıldı. Karşı tarafın canı istedi, keyfi yetti ve bu indirimi sağladı. Artık bu ticari mal size kaça mal oldu? 20.000 aldım. Ticari malı aldıktan sonra 2.000 lira indirim yapıldı. Yani bu ticari malın benim için bedeli 18'dir. Soru: bu ticari malın miktarı değişti mi? Hayır. Ama birim maliyet, diğer ifade alınan malın maliyeti ne oldu? Azaldı. Biz dedik ki ticari mallar hesabı sadece miktar hareketini izlemez. Birim maliyet ya da alınan malın maliyetini etki eden her şey bu hesaba yazılır. Ticari mallar hesabı aktif bir hesaptır. Birim maliyette azalış var. Aktifteki azalışı bu yüzden alacak tarafa yazdım. Tamamen benzer mantıktır. Alış giderini neden ticari malın borcuna yazmıştım? Ticari mallar hesabı biliyorum ki aktif bir hesap ve kuralı bu. Alış giderini borç tarafa yazdım çünkü birim maliyeti artırdı. Alış iskontosunu da alacağı yazdım çünkü birim maliyet ya da alınan malın maliyetini azalttı. Yani biz bu hesabı sadece ticari mal alma, ticari mal satma yazmıyoruz. Birim maliyeti artıran bir işlem varsa borç tarafa yaz. Birim maliyeti azaltan bir işlem varsa bunu da alacak tarafa yazmalısın. Burada benim birim maliyetim azaldı. Bu yüzden yazdık. Tanıma dön. Alış iskontosu nedir? Ticari malı aldıktan sonra işletmeye yapılan indirimdir. Hangi hesaba kaydedilir? Ticari malın alacağına. Neden? Alış iskontosu
alınan malın maliyetini diğer adıyla birim maliyeti azaltır. Bu tanımları kendinize ifade edebilir, yapabilir olmalısınız. Bu ifadede şu kesinlikle yanlıştır. Maliyet azalır olmaz. Ya alınan malın maliyeti ya da birim maliyet demelisin. Maliyet dediğiniz zaman işin içerisine satılan ticari malın maliyeti de girer. Peki, buyurunuz devam edelim. Alış diskontosunun kaydı nedir? Önce ticari mal alışını bir görelim. Madem ki iskontoyu kaydedeceğim, mal aldığımda ticari mal artmıştı. Aktif bir hesap olduğu için ben bunu borca yazdım. Ticari mal aldığımda başımızın belası, KDV ödedik. Bunu da indirilecek KDV'nin borcuna yazdık. Kredili senetsiz mal aldığımda borcum artmıştı. Bunu da satıcılara yazdım. Peki, ticari malı aldıktan sonra bana indirim yaptılar. Kuralla başla. Alış iskontosu birim maliyeti azalttığı için, alınan malın maliyetini azalttığı için ticari malın alacağına yazıldı. Aktif hesaptır. Azalışı alacağı yazdım. Mal aldığımda borcum artmıştı. Şimdi ne olacak? Ticari mal aldığımda artan borç bana indirim yapılırsa ne olur? Azalır. Borçtaki azalış pasif bir hesap olan satıcıların borcuna yazıldı. Başa, mal aldın, ticari mal arttı. Malı aldıktan sonra sana indirim yapıldı. Birim maliyet azaldı. Ticari mal aldın, borç arttı. Ticari mal aldıktan sonra sana indirim yapıldı. Borcun azaldı. KDV, dikkat, KDV yok. Kurum sınavlarında, iskonto işlemlerinde KDV dikkate alınır. Burada KDV ödemiştim. Geri alır ve bunu hesaplanan KDV diye yazarım. Ama KPSS sürecinde biz iskonto işlemlerinde KDV'yi dikkate almayacağız. Bu yüzden burada kurum sınavı ile KPSS ayrımı yapmam gerekiyor. KPSS'de iskonto işlemlerinde KDV dikkate alınmaz. Ama kurum sınavında özellikle yazılı sınavlarda şuradaki KDV'yi de düzeltmem gerekir. Ticari mal aldığımda KDV ödemiştim. Bana indirim yapıldı. Dolayısıyla şurada KDV'yi geri aldım gibi düşünebilirsiniz. Şuraya hesaplanan KDV eklemem, yazmam gerekir. Alış iskontosunun kaydı budur. Alış gideriyle benzer olduğunu tekrar vurguladım. Birim maliyette değişim yarattığına lütfen dikkat edin ve zamanlaması önemliydi. Peki, geçelim şimdi aralıklı envanterdeki son işlemimize. Son işlemde arkadaşlar satış iskontosu. Kural, ticari malı sattın, gelir elde ettin. Ticari malı sattıktan sonra müşteriye indirim yaptın. Düşünmen gereken bu. Mal sattın, gelirin var, indirim yaptın. Ne değişir? Satış iskontosu bir gider hesabı olan arkadaşlar satış iskontosu hesabının borcuna yazılır. Zamanlamaya dikkat. Ticari malı sattıktan sonra ticari malı satış anında karşı taraf yakana yapıştı. Aldı, elini bırakmıyor. Salladı. Ne olur bana indirim yap dedi. Lanet olsun dedin, indirimi yaptın. Onun kaydı olmaz. Zamanlama ne? Ticari malı sattın. Müşteri çıktı gitti. Bir zaman sonra sen ona indirim yaptın. Dediğim gibi sebebi önemli değil. Genelde günlük hayatta biz buna nakit iskontosu diyoruz. Yani şöyle, malı 4 ay vadeli sattın. Bir ay sonra müşteri geldi dedi ki bana piyangodan para çıktı, şimdi ödeyeceğim, ne olur? Erken ödemeden dolayı indirim yapabilir. Sebebin önemi yok. Satış iskontosu ticari malı sattıktan sonra devam işletmenin yaptığı indirimdir. Bakın buna ben karar verdim. Kuralı nedir? Mal sattığımda gelir elde ettim. Dolayısıyla bunu yurt içi satışa yazmıştım. 1. Gelir gerçekleşti, alacağız. Ticari mal satarsan KDV alırsın. Pasif hesaptır. Bunu da alacağı yaz. Kredili senetsiz mal sattın. Ne değişir? Ticari mal satarsam alacak hakkım artar.
Mal satışından doğan alacak hakkını da alıcılara yazdım. Aktiftir. Tabii ki borca yazdım. Peki iskontoda ne yapacağım? Mal sattım, gelirim var. Mal sattım, KDV aldım. Mal sattım, alacağım arttı. Malı sattıktan sonra ben indirim yaparsam ne değişir? 1. Ticari malı satarak elde ettiğin gelirin azaldı. Peki dikkat. Gelir azalırsa muhasebe buna ne muamelesi yapıyordu? Dedi ki eğer sen geliri azaltan bir işlemsen sen benim için gider niteliği taşıyorsun. Tekrar. Ticari mal satarsan gelirin artar. Malı sattıktan sonra indirim yaparsam gelirim azalır. Gelirde meydana gelen bu azalış gider niteliği taşır. O zaman biz bu gideri, dikkat, bir gider hesabı olan satış iskontoları hesabına kural, gider doğduğu an borç tarafa yaz. Tekrar, mal sattım, gelirim var. Malı sattıktan sonra indirim yaptım. Gelir azaldı. Bu giderdir. Gider doğdu, borç yaz. Sıralama bu. KDV yok. Mal sattığımda alacağım artmıştı. Şimdi ne olur? Malı sattıktan sonra indirim yaparsam tabii ki alacağım azalır. Aktif hesapta alacak hakkı arttığında borca yazmıştım. Şimdi alacağım azaldı. Şurada alacak tarafı aldım. Yine ve kurum sınavı olsaydı biz burada mal sattığında aldığımız KDV'yi aslında geri vermemiz gerekirdi. Dolayısıyla şuraya 191 ve indirilecek KDV derdik. KPSS'ye yansıyan sorularda iskonto işlemlerinde KDV'yi kullanmadık. Ama iade işlemlerinde var. Kurum sınavında bunu sizden talep ederler. Yani kurum sınavında iskontoda KDV'yi dikkate almak durumundayız. Tamam. Şimdi toparladık ve 8 temel işlem nasıl kaydedilir? Bunu anlatıp öğretmeye çalıştık. Şimdi bütün bunların bir basit özetini hemen şurada size aktarmaya çalışayım. 8 temel işlem hangi hesaba ve nasıl kaydedilir? Buna tekrar bakalım. İşlem 1, ticari mal alma. Ticari malların borç tarafına yazılır. Çünkü ticari mal alırsan ticari mal miktarı artar ve aktif olduğu için bu artışı borca yazdım. İşlem 2, alış gideri. Tanımını bil lütfen. Ticari malın alışı sırasında ödenen nakliye, sigorta, gümrük vergisidir. Ticari mallar hesabının borç tarafına yazılır. Çünkü alış gideri birim maliyet. Diğer ifade alınan malın maliyetini artırırdı. İşlem 3. Ticari mal satış. Mal satarsam gelirim olur. Mal ve hizmet satışından doğan gelir yurt içi satışların alacak tarafına yazılırdı. Ticari mal satarsam gelirim artar. İşlem 4. Satış gideri tanım. Ticari malın satışı ile beraber ödenen nakliye, sigorta, gümrük vergisiydi. Kural, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin borcuna yaz. Sebep, harcama sonucu, varlık elde etmedi. Dolayısıyla bu dönem gideri olarak kaydedilmesi gerekiyordu. Gider doğdu, borcu yaz. Beşinci işlem, alış iskontosu. Tanım, ticari malı aldıktan sonra işletmeye yapılan indirimdir. Kural, ticari malın alacağını yaz. Sebep, alış iskontosu, birim maliyet azaltır. Dedim ki, alış gideriyle alış iskontosunda mantık aynıdır. Alış gideri, birim maliyeti artırırken, alış iskontosu, birim maliyeti azaltırdı. Peki, altıncı işlem, satış iskontosu. Tanım, ticari malı sattıktan sonra işletmenin yaptığı indirimdir. Kural, satış iskontosunun borcuna yaz ve mal sattığımda gelir elde etmiştim. Malı sattıktan sonra indirim yaparsam gelirim azalır. Gelir de azalış yarattığı için bu giderdir. Gider doğdu, borcu yaz.
Peki. Yedinci işlem alış iadesi. Ticari malın alacağına yazılır. Sebebi ticari mal aldığımda artmıştı. Geri verdim azaldı. Madem ticari mal azaldı aktif bir hesaptır. Alacağı yaz. Ve son işlem. Satış iadesi. Satıştan iadeler hesabının borcuna yazılır. Sebebi mal satarsam gelirim olur ama ticari malı geri alırsam, bana iade olursa daha doğrusu, satış iadesi olursa bu durumda gelirim azalır. Gelir de azalış olduğu için de bu gider niteliği taşır. Aralık envanterde 8 temel işlemin kayıt kuralı budur. Burada çok sık hata yapılan, çok karıştırılan bir detay var. Buna dikkat edin. Bakın, mal sattığınızda sadece ve sadece geliri kaydettiniz. Mal satarsam ticari mal azalmaz mı? Evet. Peki aralıklı da mal sattığında ticari malı kullanabiliyor musun? Hayır. Dert neydi? Aralıklı envanterde mal çeşidi fazla. Ticari malı sattığında kaç liralık maldan vazgeçtiğini bilmiyorsun. Bu yüzden ticari malı kullanmadın. Ticari malı sattığında sadece geliri kaydettin. Satış iadesi olursa ne değişir? Mantık şöyle diyor. Mal sattım, ticari mal azaldı. İade oldu, arttı. Da sen ticari malı sattığında ticari malı kullanmadın. Malı sattığında sadece gelir kaydetmiştin. Dikkat! İade olduğunda da sadece neyi kaydedebilirsin? Gelirdeki azalış. Mal sattığında gelir kaydettin. İade olduğunda da gelirdeki azalış yazabilirsin. Zaten ticari mal satışında ve satış iadesinde ticari mallar hesabını kullanabilirsem o zaman kayıt tekniği sürekli envanter olur. Aralıklı da ne mal satışında ne de satış iadesinde ticari mallar hesabını kullanamazsın. Sebep tekrarla kaç liralık maldan vazgeçtiğini de kaç liralık malı geri aldığında bilmiyorsun. O yüzden gelir kaydettiysen şimdi de gelirdeki azalışı kaydetmek durumundasın. Peki, şimdi bu videomuzda arkadaşlar aralıklı envanterin son iki işlemini, iade işleminin kaydını öğrendik ve genel olarak şöyle bir kuralları özetledik. Bir sonraki videoda uygulama örneklerine geçeceğim. Bu 8 tane işlemi bu kurallar dahilinde tek tek nasıl kaydederiz birlikte buna bakacağız.